Emekli ne demek? Emeklinin kökünde emek var. Yani bir dönem emek vermiş. Niye verir emekli emeğini? Sonra onurla yaşamak için hayatının son döneminde. Kimseye muhtaç olmamak için. Bakınız, bazı sözler aslında iktidarın zihniyetini yansıtıyor. Şimdi bu sözlerden bazılarını size söyleyeceğim. Bir Milliyetçi Hareket Partili yönetici, Cumhur İttifakı'nın önemli bir ismi şunu söylüyor. Emekliler geçinemiyorlarsa, eskiden öğretmenler geçinemedikleri zaman simit satıyorlardı. Onlar da simit satsınlar, domates satsınlar. Beyefendinin ne kadar zeki olduğunu anlayabiliyor musunuz? Çözümü bulmuş. Simit satsınlar, domates satsınlar. Yahu o zaman bu sosyal sigorta primlerini bu emekliler niye ödedi? Madem simit satacaktı, verin o sosyal ödedikleri primleri o günkü karşılığıyla, yani o gün ödediklerinin dolar karşılığıyla verin eline. Verin eline, o da gitsin simit satsın. Beyefendinin keyfi, çünkü onlar iktidardalar. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Emeklinin halinden ne anlarlar? Denizli'de sevindik pazarı. Girdik pazar yeri, bugün de pazarda yine Ünye'de. İnsanlar fileyi dolduramamışlar, gözü yaşlı ve utanç, mahcubiyet içinde bakan yaşlı insanlar. Böyle rezalet görülmedi. Diğer taraftan gençlere bakıyorsunuz. Kars'tan, Ağrı'da bir genç bir trafiği anlattı. Ağrı'dan Meksika'ya gidiyor gençler, Meksika'dan Amerika'ya, Amerika'dan Kanada'ya. Bu birçok şehrimiz için aynı. Trakya'da da aynı sözleri duydum. Gençler umutsuz. Soruyorum gence, ne okuyacaksın lise sondaki gence? Yurt dışına gideceğim diyor. Ben bekliyorum avukat olacağım, doktor olacağım demesini, yurt dışına gideceğim. Yurt dışına gitmek artık meslek olmuş, kurtuluş yolu olmuş. Bir ülkenin refah seviyesi iki kesimle belli olur. Bir emekliler, bir de gençler. Müreffeh toplumlar emeklilerini kimseye muhtaç etmez ve müreffeh toplumlar gençlerini asla umutsuzluğa teslim etmez. Bir ülkede ekonomik kriz varsa bilin ki önce bu iki kesimin haline bakacaksınız, nasıl yaşıyorlar. Şimdi gelelim, peki bu ümitsizlik içinde çiftçiler mesela feryat ediyorlar. Bugün bir kıyas yaptım Ünye'de. Bakın fındık fiyatları. 2015 yılı fındık üreten Karadenizler bilir. Tarihi bir alım fiyatı verdik. 15 lira 48 kuruş. Dolar o zaman 2.75, dolar bazlı olarak 5,62, yani 5 dolar 62 sent gibi bir fiyat verdik. Eğer bunu bugüne uyarlasanız fındığın yaklaşık 190-200 lira olması lazım. Bir fındık, bir kilo fındıkla 2015-2016'da biz bıraktığımızda 4 litre benzin alınıyordu. 15 lira 62 kuruş mazot alınıyordu. Mazot da 3 lira civarındaydı. Şimdi 83 lira onların verdiği fiyatı geçen sene esas alırsanız ve o günkü kura vurursanız 2 litre 100 lira alır. Şimdiki fiyata bile vursanız 2,5 litre alır. Neden? Çiftçilerimiz bu sadece fındık üreticisi mi? Konya'da buğday üreticisi. Şunu söyledi, sizin döneminizde 2 kilo buğdaya 1 litre mazot alıyorduk, şimdi 6 kilo buğdaya 1 litre mazot alıyoruz. Peki arkadaşlar, ne oldu memlekete? Ya bu memleket 7-8 yıl içinde çölleşti mi? Hazineye birileri saldırdı, düşman işgali mi oldu da hazine mi boşaltıldı? Emin olun, düşman işgali olsa millet bütünleşirdi. Öyle asalaklar türedi ki milletin hazinesine, düşman işgalinden beter yaptılar hazineyi. Talan ettiler, talan. 128 milyar dolar hazine boşaltıldı. Merkez Bankası. Hazinenin bu seneki açığı 1 trilyon 700 milyar. Açık. 2016'da biz neredeyse denk bütçeye gelmiştik. Ne oldu 8 yıl içinde? Hani daha önce de hatalar var, ayrı. Ama ne oldu da son dönemde bunlar yaşandı?
Bu sefer de Cumhurbaşkanı'nın sözünü ileteyim size. Ne diyor Cumhurbaşkanı dünkü bir konuşmasında? Dipsiz kuyu gibi veriyoruz emeklilere ama dipsiz kuyu atmış gibi kayboluyor. E kaybolur tabii. Memlekete bereket bırakmadınız ki. Kaybolur tabii. Nereye kayboluyor? Dipsiz kuyu dibini kaybetmesen niye böyle oldu? Çünkü yolsuzlukla iki şey var. O dipsiz kuyunun iki şeyi var, sebebi var. Dibini boşaltan iki sebep. Birisi yolsuzluklar, birisi israf. Kendi beyefendileri saray harcamalarından hiç fedakarlık yapmayacaklar. Emekli simit satacak. Bakın size söyleyeyim, Ahlat Sarayı. Bitlis'teydim, şu sarayı bir göreyim, ne derdir, bakın falan dedim. Yahu, bir de Okluk'ta bir saray var. Cumhurbaşkanı sarayı ikisi de. Ahlat'taki sarayın yıllık masrafı 1,5 milyar lira. Ne işe yarıyor biliyor musunuz? 26 Ağustos'ta milli bir hava güya Malazgirt'in yıl dönümü diye Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli bir resim çektiriyorlar. Bir toplantı yapıyorlar o kadar. Başka Ahlat'taki sarayda hiçbir şey yapılmıyor. Ama o bir gün için 364 gün oranın bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Okluk'taki saray da öyle. Evet, biz Sayın Erdoğan'la beraber mücadele verdik. Ama o zaman takdir ettiğimiz Erdoğan Ankara'da mahalle arasında subay evlerinde oturuyordu. Biz de gurur duyuyorduk. 7,5 yıl ben 3 gün üst üste aynı yastığa baş koymadım. Herkes bilir. Bütün bir gün Brüksel, bir gün Şam, bir gün Bağdat, bir gün Moskova öyle dolaşırdı. Ama mutluydum. Bir cehd, bir gayret gösteriyorduk. Türkiye içinde vesayetle mücadele ediyorduk 367 olay olduğunda. Hiç de yorulmuyorduk. Ama şimdi saraylardan saraylara taşınan, İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı, Huber Köşkü, Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Sarayı. Yahu Allah aşkına nedir bu saray merakı? Özal zamanından kalma 2 uçakla biz bütün o dış politika diplomasisini yaptık. Bir uçak, birkaç kere de tehlike atladık. Hiçbirimizin aklından da ya bu devlet büyüyor, genişliyor devlet. Koca bir uçak alalım geçmedi. Şu anda Cumhurbaşkanlığı envanterinde 14 tane uçak var. Neyi sayarsınız? Yolsuzluklar mı? Biri, üçü, beşi artık yolsuzluk diye bir şey kalmadı. Gerçekten yolsuzluğu yok ettiler memlekette. Çünkü tanımı kalmadı. Her şey normalleşince yolsuzluğa kalmaz ki. Bir gün bugün iktidarın önemli isimlerinden biri ziyaretime gelmişti. Bundan 3-4 sene önce. Dedim ki ya Allah aşkına şu yolsuzluğu bir tanımlasanıza bana. Yok, yolsuzluk yok. Neden yok? Komisyon almak serbest. Siyasetçinin oturup mafyavari pazarlıklar yapması serbest. İhalenin özel kişilere özel bir şekilde verilmesi serbest. İmar değişiklikleriyle rant elde etmek serbest, serbest. Rüşvet serbest. Geriye ne kalır? Bir bakan kendi bakanlığına dezenfektan satarsa, bir bakan Turizm Kültür Bakanı kendi otelleri için yer tahsis ederse, Sağlık Bakanı kendi hastanesi için özel uygulamalar yaparsa yolsuz aramaya gerek var mı?